zamanla fabrikalaştıkça bu mesleğe pek rağbet kalmadı. Tamire döndük. Tamirden sonra da araştırdık. Bizim aynalı çarığımız vardı geçmişte giyilen diye. Ustalardan araştırdık. İşte medyadan araştırdık. Biz yapalım dedik ama giyilmediği için rağbet olmaz istedik. Biz de küçüğe düşürdük. Anahtarlık, süs eşyası gibi. Hediyelik eşyalar yaptık. Bunları ürettik. Tabii içine yine her zamanki gibi tokat. Yani şunu da belirtelim. Çarık her yerde, her şekilde var. Ama aynalı çarık sadece Tokat'a mahsus. Bir anlamı ustalardan öğrendiğimiz, duyduğumuz kadar ayna incelik olsun, zarif olsun ve de genelde bayan ayakkabılarına, bayan çarıklarına yaparlarmış ki işte aynaya bakmak ayıp sayıldığı dönemlerde orada küçük de olsa kendine baksın gibi. Tabi burada yine boş durmadık. Aynalı çarıktan esinlenerek çantalar, babetler, yani dışarıda giyilebilecek babet ürettik. Bunun takım olarak çantasını ürettik. Bu şekilde de çalışmalarımız var. Yanımızdaki arkadaşlara da bu işi unutmamaları açısından üretmeye de çalışıyoruz. Tabakhaneye gidip derileri özenle seçiyoruz. Buraya getirip ölçüler anlamında stampalara kesiyoruz. Kalıpları var. Kalıplara çekip döndürüp kurutup şu desenleri verdikten sonra da bitiriyoruz. Valla bir çarığı eğer büyük olursa bir gününü alıyor. Çünkü bunun kuruma devresi de olduğu için. Yani sadece kesip dikip çevirmek değil. Bir de bunu ıslatıyorsun ki o şekli alsın, kalıbın şeklini alsın diye. Beklemek zorundasın. O yüzden bir günü rahat alır. Gelenekten geleceğe tüm ürünlerimizi, eski tarihi ürünlerimizi alıyoruz, bugüne taşıyoruz. Bunu yaparken de ustalarımızdan çok faydalanıyoruz. Kendi mesleklerini yaptıkları yerlerde duyuramadıkları şeyleri biz bu atölyelerimizde, olgunlaşmamızın atölyesinde geleceğe taşımaya çalışıyoruz. Yanlarında usta öğreticilerimiz var, onlara da öğretiyorlar. Bu şekilde biz de daha iyi ürünler, daha yeni ürünler tasarlamaya, inovasyonla, yenilikçili bir şekilde devam ediyoruz.